Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, AYT kitabımın tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gençler, birazdan sayfaların işlerini gezmeye başlayacağız ama bu kampla alakalı söylemek istediğim şeyler var. Kitabın kapağı ekranda dururken sizlerin aklını karıştırmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, AYT kitabımız toplamda 200 sayfadan oluşuyor. Bu kadar ince olmasının sebeplerini de söyleyeceğim birazdan. 200 sayfadan oluşuyor kapak. Bu arkadaşlar içerisinde toplamda 1137 tane soru var ve birebir ÖSYM tarzında buradaki kare kodu okutarak öncelikle kitabın oynatma listesine gidebilirsiniz. Şimdi gençler, neden 200 sayfa? Çünkü arkadaşlar sıkıştırdım. Kitabın fiyatı da fazla derecede şişip de sizi rahatsız etmesin diye kitabın içerisindeki o satır boşluklarına kadar sıkıştırdım arkadaşlar. Merak etmeyin, sizi rahatsız edecek düzeyde değil. Çünkü kitabın tamamının önceden çıktısını alıp tek tek çözdüm ve size yeterli miktarda boşluğa, alana sahip olun diye öncesinde çözdüm ve bu şekilde bir kitap tasarımı ortaya çıktı. Tekrardan söylüyorum, toplamda 200 sayfa olan bir kitap. Şimdi kitabın içine doğru bir gidelim isterseniz. Evet, öncelikle şunu da belirtmekte fayda var. Bu bir örnek baskı arkadaşlar, taslak baskı. Örnek baskı olduğu için tabii biraz daha kalitesiz. Tabii siz kamerada şu an nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama biraz kalitesiz görünebilir. Ama sizin elinize geçenler asıl baskı olacağı için bunlar ciddi anlamda kaliteli kitap olacak. TYT kitabından da zaten biliyorsunuz. Öncelikle iç kapakla başladık. Künyemiz ve teşekkür, ön sözler, içindekiler kısmında arkadaşlarım kitabın içerisinde neler var onlardan da bahsedelim. Fonksiyonlar, ikinci dereceden denklemler, eşitsizlikler, parabol, trigonometri, logaritma, diziler, limit, süreklilik, türev ve integral konularını kapsıyor arkadaşlar. Kitabın konseptiyle alakalı. Öncelikle burada bir kamp programı karşılıyor sizi. Kampta toplamda 87 tane video olacak arkadaşlarım. Bu 87 videoyu burada gördüğünüz her satır, her gün yayınlanacak videoları gösteriyor. Yani arkadaşlarım, burada kaç tane satır görüyorsanız kamp o kadar gün sürecek. Yaklaşık olarak da 57, 58, 59, 60 gün civarında bir kamp olacak arkadaşlarım. Şimdi tekrardan devam ettiğimizde öncelikle fonksiyonlarla başlıyoruz. Fonksiyonların konu anlatımı karşılıyor bizi. Fonksiyonların konu anlatımı biliyorsunuz SML tarzında olacak yine konular. Fonksiyonların konu anlatımını ilerliyoruz. İçerisinde yeni nesil örnekler de var. ÖSYM tarzı örnekler de var. Klasik sorular da var. Ama bütün detaylarına kadar, tüm konuların bütün detaylarına kadar ele aldım arkadaşlar. Yeterli miktarda örnekler sonra hemen karşımıza yeşil bir şablon çıkıyor. Bu yeşil şablon small testler arkadaşlar. Burada da zaten bilmiyorum kamerada okunuyor mu ama small testler diyoruz. Şimdi small testler hemen konudan sonra seni bu konuyu asla ama asla bir daha unutamayacağın şekilde, zaten konudan hemen sonra çözmen gerekiyor. Asla ama asla unutamayacağın şekilde sana konuyu önce bir hatırlatıyor, bir tekrar ettiriyor. Bir sonraki sayfada ise maviye dönüyor sayfa şablonumuz ve bu mavi sayfalarda medium testler arkadaşlarım. Medium testlerde hani unutmamak üzere yeşil testleri çözmüştün ya, şimdi bu mavi testlerle de biraz ustalaşıyorsun. Yani konuya hakim oluyorsun. Artık konuya hakim olduktan sonra bir sonraki sayfada da seni kırmızı şablonlu large testler karşılıyor. Bu large testlerde de biraz terleteceğiz seni. Yani biraz zor sorular seni bekliyor. Ama bu soruları da çözdükten sonra artık o konuya tam anlamıyla hakimsin demek oluyor bu da. Evet, daha sonrasında bir sonraki konumuz ikinci dereceden denklemler diye devam ediyoruz. Kitabın temel konsepti bu. Small, medium, large olmasının sebebi de ismimizle uyumlu olsun diye, hani S, M ve L olsun diye bu şekilde bir tasarım ortaya çıktı arkadaşlarım. Dolayısıyla sizlerin de beğenisine bu şekilde sunuyoruz ama gayet konsept güzel oldu. Small, medium, large bence gayet tutacak bir şey. Şimdi ikinci dereceden denklemlerle devam ediyoruz. Artık şablonu ve taslağı anlattığımıza göre biraz hızlı bir şekilde gezebiliriz sayfalarımızı. İkinci dereceden denklemlerle alakalı müfredatta yer alan her konuya değindim arkadaşlar. Her konuya değindim ve gereksiz örnek tekrarlarından da kaçınarak toplamda 58 tane örnekle ikinci dereceden denklemlerin konu anlatımını yaptıktan sonra yine small test 16 soru, medium test 14 soru ve large test 12 soruyla bu konuyu da bitiriyoruz. Daha sonrasında hemen arkasından ikinci dereceden eşitsizlikleri ele aldım. Bazen bazı kitaplarda parabol önce anlatılıyor, eşitsizlik sonra anlatılıyor. Bu benim tarzım. Eşitsizlikleri önce, parabolü de sonrasına attım arkadaşlarım. Eşitsizlikler diyoruz. Eşitsizlikler yine aynı şekilde müfredatta ne varsa
Fazlası var, eksiği yok arkadaşlarım. Devam ediyoruz ikinci dereceden eşitsizliklerle. Burada da toplamda sizlerle 40 örnek çözeceğiz. Bu 40 örnekten sonra da yine small test, medium test ve gençler large testte işi bitireceğiz. Daha sonrasında parabol konusu var. Gerekli hatırlatmalar, önceki konulardan gerekli hatırlatmalar var. Daha sonrasında devam ediyoruz. Yeni nesil örnekler, grafikli sorular ağırlıklı olmak üzere sevgili gençler. 30 dedik, 40 dedik ve devam ediyoruz. 40 örnekte parabol işledikten sonra, konularını anlattıktan sonra small test, yine medium test ve sevgili arkadaşlarım large testte yine parabolide noktayı koymuş oluyoruz. Parabolden sonra artık klas konulara geçiyoruz. Trigonometri. Trigonometriden sevgili gençler yine bakın örnekte de gördüğünüz gibi hatırlatmada da gördüğünüz gibi fizikten bile alıntılar yaparak, fizik konularından bile alıntılar yaparak sevgili arkadaşlarım sizlere trigonometriyi hem görsel olarak anlatmaya gayret gösterdim hem de teorik olarak anlatmaya gayet özen gösterdim. Bunları zaten video içerisinde de izlediğiniz zaman uf lan neymiş diyeceksiniz. Şimdi hatırlatmalar bu şekilde farklı derslerden de alıntılar yaparak yine trigonometri ile alakalı şekilli hani o işte PR uzunluğunun teta cinsinden eşiti veya işte BA uzunluğunun buradaki alanın teta cinsinden eşiti veya alfa cinsinden eşiti gibi sorular var ya bunlara gayet fazlasıyla yer verdim. İndirgeme formülleriyle devam ediyoruz. Daha sonrasında teoremler geliyor arkadaşlarım. Yine yeni nesil örnekler ve şekilli örnekler sıklıkla karşımıza çıkacak. Toplam fark formülleri, yarım açı formülleri, trigonometrik denklemler, periyodik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonların tersleri dedikten sonra 83 örnek sonra arkadaşlarım trigonometri konu anlatımını bitiriyoruz. Ve yine small test arkasından bakın trigonometride diğerlerinden farklı olarak medium testten arkadaşlarım iki tane koyduk. İki tane medium test ve daha sonrasında da large testte işi bitiriyoruz. Bu large testler yani trigonometrideki large'lar arkadaşlarım. Ciddi anlamda söylüyorum ki sizleri biraz terletecek. Yani buranın altını çiziyorum. Terleyeceksiniz. Çözemeyeceğiniz için ya da çözemediğiniz zaman genelde sıklıkla burada karşılaşacaksınız bu problemle. Çözemediğiniz takdirde de yine benden videolarını anında izleyebileceksiniz. Ve hani ciddi anlamda size değer katacak, sizi geliştirecek, nirvana'ya ulaştıracak sorular sizleri bekliyor burada da. Daha sonrasında logaritma arkadaşlarım. Logaritmayla başlıyoruz. Önce üstel fonksiyonu tanıtarak. Logaritmanın örneklerinde görüyorsunuz arkadaşlarım. Biraz bitişik ama merak etmeyin. Her birini tek tek kalemle. Yani siz nasıl çözüyorsanız. Sizlerin yerine kendimi koyarak. Siz nasıl çözüyorsanız kalemle her birini tek tek çözdüm. Ve gerekli boşlukların olduğunu gördüm arkadaşlar. Hatta yazı şeyini de fontunu da biraz büyük yazdım ki. Sizler de. Hani büyük yazanımız da illaki vardır. Küçük yazan arkadaşlar zaten zorlanmayacak ama büyük yazan arkadaşlarım da yine zorlanmadan çözebilsin diye. Logaritma konusuyla devam ediyoruz. Üstel ve logaritmik denklemlerle yine devam ettik. Logaritma fonksiyonlarının grafiğini sona sakladım arkadaşlar. Eşitsizlikler, grafikler. Daha sonrasında gündelik hayattan logaritma örnekleri ve bu sayfada da biraz daha özel örnekler sizleri bekliyor. Toplamda sevgili arkadaşlarım 75 tane logaritma örneğiyle konu anlatımımızı bitiriyoruz. Konu anlatımı artı örnekler 75 örnek. Ve sevgili arkadaşlarım yine small test, medium test diye devam ediyoruz. En sonda large test. Large testlerde gayet şık sorular var. Daha öncesinden de tanıdık olduğun sorularda aralarda görebilirsin bu arada. Dizilerle devam ediyoruz logaritmadan sonra. Dizilerden sonra arkadaşlarım şöyle göstereyim sayfaları artık hızlıca. Videoda fazla uzamasın, sıkılma. Diziler şöyle gösterelim. Fibonacci sayı dizisini ele aldık unutmadan. Toplam sembolü. Daha sonrasında sevgili gençler yine small test. Bu arada dizilerde de kaç tane soru olduğunu söyleyeyim. 62 tane soru var arkadaşlarım. Örnek soruları. Ve daha sonrasında da small test 16 soru koymuşuz. Medium test dizilerde 13 soru. Ve large test dizilerde 12 soru var sevgili gençler. Ve devam. Artık matematiğin önemli kısımlarına, matematiğin zor kısımlarına doğru, sizin tabirinizde zor kısımlarına doğru geçiyoruz. Limit, süreklilik, türev ve integral. Limit ve süreklilik olarak ele aldım başlığı. Yani limit ve sürekli bu konunun içerisinde hem limiti hem de sürekliliği anlatıyoruz. Limit ve süreklilikle alakalı işte bir noktaya yaklaşmadan başlıyoruz arkadaşlarım. Daha sonrasında gerekli ve yeterli miktardaki grafik örnekleri, işte sağdan yaklaşma, soldan yaklaşma gibi. Yine bu örneklerle devam ediyoruz.
Daha sonrasında sana özel kısımları var burada. Daha önceki sayfalarda da vardı. Onları da söylemeyi unutmuştum. Burada karşıma çıktı ve gördüğüm iyi oldu. Sana özel kısımlarında seni biraz düşündürücü, biraz yorum yaptırıcı, karşına çıkabilecek zor örneklerde ve özellikle bakın söylüyorum öncüllü örneklerde. Hani 1, 2, 3 diye öncül veriyor da genelde hep şaşırıyoruz ya. Biz cevaba 1, 2 diyoruz, cevap yalnız 1 diyor veya yalnız 2 çıkıyor cevap. Bu tarz örneklerin nasıl çözülmesi gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini açık ve seçik biçimde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu sana özel kısımları da bunlar için. Öncüllü sorularda hata yapma diye sana burada sana özel kısımları ayırdım. Toplam kitapta 9-10 tane sana özel kısmı var. Şimdi gene gerekli notları gerekli örneklerden öncesinde veya sonrasında anlattık. Devam ediyoruz limit ve süreklilikle. Bileşke fonksiyonun limiti dedik. Parçalı fonksiyonun limiti, mutlak değer fonksiyonun limiti, daha sonrasında 0 bölü 0 belirsizliğini ele aldık. Ve sevgili arkadaşlarım, sandviç teoreminden sonra bu kısımda örneklerimizi çözdükten sonra süreklilik kavramına geçiyoruz burada. Yani 54 tane limitle alakalı soru çözdükten sonra süreklilik kavramına geçiyoruz. Süreklilik kavramı ile alakalı burada bol miktarda örnek göreceksin. Hem grafikli hem de grafiksiz örnekler göreceksin. Ve daha sonrasında da limitin small testi 17 soru. Medium test 10 soru arkadaşlarım. Tekrardan karşımıza bir medium test daha çıkıyor. Burada da 10 soru var. Ve large test diyoruz. Large testlerde özellikle sevgili arkadaşlarım ÖSYM'nin de son yıllarda yaptığı gibi biraz bizi zorlayıcı örnekler var. Dolayısıyla bu örnekleri çözdüğün takdirde yani bu large testin sonuna kadar çözdüğünde ÖSYM'de karşına 2023 AYT'de karşına çıkabilecek herhangi bir soruyu çözememe gibi bir ihtimal sana bırakmadım. Öyle bir ihtimalin yok. 9 tane de large test ki mesela hemen karşıma çıktığı için aklıma da geldiği için söyleyeyim. Örnek veriyorum. Burada bir limit sorusu var ama limit sorusunun içerisinde bildiğiniz PQR önermeleri var ve bu önermelerle karşınıza çıkacak bu değerleri hesaplayıp ancak ona göre sonucu bulabiliyorsunuz. Gibi gibi bol miktarda sizleri zorlayacak örnekler var. Ve asıl yer türev. Şimdi türevle alakalı arkadaşlarım türevin en başından teorem tanımından, limit tanımından, türevin limit tanımından başlıyoruz. Ve daha sonrasında türev alma kuralları burada bol miktarda alıştırma var. Daha sonrasında yine devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu konu anlatımının içerisindeki örnekler de sizi çok sıkacak basitlik düzeyinde değiller arkadaşlar. Yani hani 10 üzerinden 3'lük, 10 üzerinden 3,5'luk örnekler yok. Yine konu anlatım örnekleri de 10 üzerinden 5, 10 üzerinden 5,5, 6 civarında olan örnekler. Yani seni çok sıkmayacak ve ciddi anlamda geliştirecek örnekler. Bunları da söyleyeyim. Devam türevle. Burada gördüğünüz gibi neredeyse full örnek. Çarpımın türevi, bölümün türevi, f(x) üzeri n biçimdeki fonksiyonların türevi şeklinde konu sıralaması devam ediyor. Zincir kuralı fonksiyonun ikinci türevi ile alakalı örnekler ve daha sonrasında sevgili arkadaşlarım sonraki sayfada sağ ve sol türev kavramına işleyip bu kavramdan sonra da süreklilik türev ilişkisini veriyoruz. Burada yine kodlayacağımız bazı kelimeler var. Bu kelimeleri kodladıktan sonra türevde örnek veriyorum. 2 sayfa boyunca işleyebileceğin her şeyi sana burada basit bir kodla şöyle 5-6 satırda gösterebileceğim şeyler anlattım sana. Daha öncesinde geçmiş yıllarda yaptığım kamplarda da öğrencilerin hocam iyi ki bunu vermişsiniz dediği konuları yine kitapta da ele aldım. Yani bir özel ders öğrencisine bu konular nasıl işleniyorsa aynı o şekilde sanki yanında oturuyormuşum da özel derste sen bunları benden dinliyormuşçasına güzel bir şekilde kitapta ele aldım bunların her birini. Evet. Süreklilik türev ilişkisinden de bahsediyoruz. Daha sonrasında sağ taraf full örnek arkadaşlar. Bu örneklerden sonra yine burada da örnekleri görüyorsun. Biraz seni zorlayacak örnekler var içlerinde. Ve L'Hopital kuralını ele alıyoruz. L'Hopital kuralı da biliyorsunuz ki limitte aslında işlenmesi gerekiyor. Ama müfredat dışı olduğu için ben türevin içerisinde sana anlattım bunları. Ve sonraki sayfada artık türev 2 diye tabir ettiğimiz türevin geometrik yorumu kısmı geliyor. Türevin geometrik yorumuyla alakalı yine bol miktarda örnek göreceksin. Örnek karşına çıkacak. Burada hem grafikli hem grafiksiz örnekler var. Mesela bu 2 sayfanın tamamı komple örnek. Daha sonrasında devam ediyoruz. Azalan ve artan fonksiyonlar. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım burada da bunların örneklerini çözdükten sonra burada geçmiş sayfalara yönelik bazı notlar karşına çıkacak. Yine sana özel kısımlarını bulacaksın.
ekstremum noktalar, bu ekstremumların maksimum minimum olanları işleyeceğiz. Ve daha sonrasında maksimum minimum problemleri, yeri gelmişken hemen maksimum minimum problemlerini ele alacağız. Burada hem görsele dayalı örnekler hem de görselsiz sana metin olarak verilmiş örneklerin çözümlerini yapacağız detaylı olarak. Daha sonrasında yine burada sayfanın ismi sana özel değil ama yine sana özel bir sayfa var. Hatta ve hatta bu sayfayı doldurduktan sonra videoda mutlaka sen bu sayfayı buradan kesip istersen odanın duvarına bile yapıştırabilirsin. Ya da bu sayfanın aynısını çizip aman kitaba zarar gelmesin hocam ben bu sayfanın aynısını çizerim diye kitabın buradaki görselini duvarıma yapıştırabilirsin. Ve sanki böyle gelip gittikçe mutlaka ama mutlaka buralara sevgili arkadaşlarım o duvarındaki nota bakman gerekiyor. Fonksiyonun türeviyle fonksiyon ve fonksiyonun ikinci türevi arasındaki geçişleri bir bir detaylı bir şekilde anlatacağım ve sen de artık karşına çıkan her fonksiyonun grafiğini böyle şapmadanak çizebileceksin. Tamam. Ve hemen arkasından da tabii alakalı olarak polinom fonksiyonların grafikleri. Sana herhangi bir polinom fonksiyon verildiği takdirde sen bu fonksiyonun grafiğini hızlıca hemen 10 saniye içerisinde nasıl çizebilirsin bunları da detaylı olarak anlatacağım. Ve burada bir not var. Türevin fiziksel yorumu adlı konuyu kitabın sonunda integralin fiziksel yorumuyla birlikte vereceğim diye ki unutmadık da zaten verdik integralin fiziksel yorumunda. Şimdi türevle alakalı hemen burada bir tane small testimiz var. Hemen arkasından arkadaşlarım medium test geliyor. 13 soru. Hemen arkasından bir medium test daha 10 soru. Hemen arkasından bir large test geliyor 10 soru ki buradaki testteki sorular arkadaşlarım large testteki sorular. İnanılmaz derecede çözerken keyif alacağın, belki çözerken keyif almasın ama çözümünü dinlerken keyif alacağın sorular. Çünkü seni çok zorlayacak, çok terletecek. Ve hemen arkasından türevde tabii olmazsa olmaz bir tane daha large test koydum arkadaşlar. Bu da 9 sorudan oluşuyor. Ve arkasından da integral konu anlatımımıza başlayacağız. Belirli integral, belirsiz integralle başlıyoruz arkadaşlarım. Yine bol miktarda alıştırma var. Diferansiyel kavramını çok iyi anlattım. İntegrallenme kurallarıyla devam ediyoruz. Değişken değiştirme yöntemi. Burası full örnek arkadaşlar. Devam ediyorum. Belirli integralle. Belirli integralden sonra özellikleri diyoruz. Yine özelliklerden sonra bol miktarda örnek ki bu sayfaların da tamamı örnek gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yine bakın burası da örnek ve belirli integralde değişken değiştirme. Belirsizde işlediğimiz değişken değiştirmeyi bir de belirli de tabii ele almamız gerekiyor. Parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların integralleri. Belirli integral ile alan hesabı nasıl yapılır? Yine tabii burada bol miktarda alanlarla alakalı örnekler göreceksiniz. Arkasından sevgili arkadaşlarım burada yine geçen seneki sınavda sınavdan çıktıktan sonra öğrencilerin benim videoların altına bol miktarda yorum yaptığı o bir tane formül var. O formülle alakalı sevgili arkadaşlarım yine burada da size bu formülü anlattım. Kendinizi tabii daha özel hissediyorsunuz böyle formüllerle. Çünkü grafik çizmeden veya integral hesaplamadan alan hesabı nasıl yapılır bunların size anlatacağım buralarda. Ve daha sonrasında devam ediyoruz arkadaşlarım. Yine bol miktarda örnek. Riemann toplamları, türevin fiziksel yorumu ve türevin yine fiziksel yorumuyla alakalı burada karşınıza çıkabilecek zorlu örnekler var. Biliyorsunuz ki türev ve integralin fiziksel yorumlarıyla alakalı ÖSYM çok fazla tercih etmiyor soru sormayı ama bu konular müfredatta var ve bu konulardan karşımıza örnekler çıkarsa en kolayı bile çıksa en zorlusuna en zorlularını çözerek alışkın olmamız gerekiyor. Sizlere bu şekilde alıştırmak istedim. Buradaki örnekler gayet zihin açıcı, beynimizi genişleten, beynimizin sınırlarını genişleten örnekler arkadaşlar. Ve devam. İntegralin small testi. İntegralden hemen bir tane daha small test arkadaşlar. Daha sonrasında integralden bir tane medium test ve arkasından bir medium test daha var. İntegralden birinci large testimiz ki şu soru çok güzel. Ve daha sonrasında da integralden ikinci large testimiz diyoruz ve kitabımızı bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kamp burada bitiyor. Yine burada da bahsedeyim kitabın en arka kapağında da sevgili arkadaşlarım. Kenan Kara hocamız, VIP fizik hocamız, doktor biyoloji Barış hoca. Yine benim TYT kitabımın görseli, coğrafyanın kodları ve dil bilgisi ve paragrafta sevgili arkadaşlarım hocalarımızın kitapları da çok yakında çıkıyor zaten. Burada da bu kitapları TYT adına eğer hala eksikleri olan arkadaşlarım varsa bu eksikleri de yine
bizim arkadaşlardan tamamlayabilirler. Evet, kitabımızın arka kapağını da şöyle gösterelim ve artık TYT'nin aynısı zaten ve artık tekrardan şöyle yakışıklı kitabın ön kapağına geçebiliriz. Evet, tüm bu saydıklarım 1137 tane soru var içerisinde bu kitabın ve sevgili arkadaşlarım ciddi anlamda emek vererek hazırladım. Sen AYT sınavında en doğrusunu en güzelini yap diye. Genelde biliyorsunuz geçmiş videolarımda da söylüyorum. Her zaman kendimi sizin yerinize koyarak ders anlatıyorum. Sizin yerinize koyarak soruları çözüyorum. Her zaman kafamın içerisinde soruları çözerken şu oluyor. Diyorum ki ben öğrenci olsam ve bunu bana birisi bu şekilde anlatsa ben bu soruyu bu şekilde anlar mıydım diye soruyorum kendime. Ve her seferinde de bunu düşündüğüm için sizlere en açıklayıcı, en temiz, en saf haliyle soruyu anlatmaya çalışıyorum. Soruları çözmeye çalışıyorum. Konuları anlatmaya çalışıyorum. Bu kitabı da hep her satırını yazarken, her cümlesini yazarken bunu düşünerek yazdım arkadaşlar. Kitabın bende yeri çok kıymetli ve inanıyorum ki sizler için de bu kitap bu kadar değerli olacak. Evet, artık kampımızı da tanıttıktan sonra birkaç gün içerisinde başlayacağız. Kampımızı da tanıttık artık. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki biliyorsunuz cümleyi bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.